Ertesi, daha ertesi günlerde kaptanın şeytanı gür, kılıcı keskin oldu. Tarla ev dükkanlarından başka zeytinlik sahibi Sölezli hop kalkıp hop oturuyordu. Ulan 5 kuruşluk bir Adem baba, kessin iflahıma, anam avradım olsun onu yek ekmeğe muhtaç edeceğim. Hop kalkıp hop oturan, yek ekmeğe muhtaç etmekten söz açan yalnız Sölezli değildi. Hırsızlıktan 5 yıl 10 güne hükümlü Süleyman Bey, adam öldürmekten 18'lik Necip Ağa, Onbaşı Kerim, Boşnak Ali filandan başka bütün bir cezaevi. Nasıl olurdu? Olacak şey miydi düne kadar çıplak ayaklarıyla kirli betona basan, devlet babanın verdiği kara kuru tayından başka gelir olmayan pis bir Adem baba onları nasıl olurdu da soyup soğanı çevirirdi? Şans mı? Kader, kısmet, talih mi? Şans, kader, kısmet, talihi 5 kuruşluk bir Adem babaya nasip edip kendileri onun yanında küçük düşüren kuvvet ister şeytan ister Allah olsun. Basıyorlardı küfürü. En ağır sözlerle birlikte savrulan küfürler kaptanın eski ağır Hitit heykeli sessizliğinde parçalanıyordu. Ona kalsa artık kumara falan oturmazdı. Ters oya düşüp yek ekmeğe muhtaç olmaktansa aldıklarıyla yetinir, iyi kötü geçinip giderdi. Ama bırakmıyorlardı. Sabahleyin koğuşlar açılır açılmaz damlıyordu haberciler. Kaptan! Anlıyordu. Hiçbir şey sormadan takılıyordu peşlerine. Bütün geceyi uykusuz geçirmiş, Sölezli sabırsızlıkla beklemektedir. Öteki yanıklarda gelince başlanıyordu yeni bir umutla. Bu akşam gene Sölezli'nin koğuşundaki öfkeli bakışları ardında bırakıp omuzunda kalın siyah kocuğu 72. koğuşun kapısında durdu. İçeriye uzun uzun baktı, kazanıyordu hem de hiç kaybetmemecesine. Kaybedenlerse sonuna kadar gitmeyi göze almış görünüyorlardı. Artık yeter, günün birinde ters suya gelip yek ekmeğe muhtaç olmaktan korkuyorum demeyi kendine yediremeyeceği için belki de ters suya gelecek. Günlerdir yuttuklarını yitirecekti. Şu halde Kayı Ali'yi çağırdı. Yarın çık baş gardiyana ver parasını. İste kireç, badanalı yolun bu pis duvarları. Tavukçu, İzmirli beton filan çevresini sevinçle aldılar. Bu kaptan, ah bu kaptan ne adamdı, ne bulunmaz adamdı. Öl de söylerler, gidin filanı vurun dese ikiletmezlerdi. İnsanlardan %99'unun karşılıksız yaralı parmağı bile işemeyeceği bir dünyada o. Kocaman tencere yalanıp yutulduktan sonra çaylar içildi. Sigaralar fora, kaptanı koğuşun dışarılara bakan penceresinde bırakıp elleme kömür ateşiyle tepeleme dolmuş mangalı çevrelediler. Kayı Ali, sabahleyin erken kalkalım dedi. Gardiyanlar koğuşları açtı mı ben atlarım baş gardiyana. İzmirli başını salladı. Kireç dalgası değil mi? Tamam. Beton içini çekti. Bu adamın iyiliğini nasıl ödeyeceğiz bakalım. Ödeşemeyiz ki. Ödeşmeyi boş verin de yarın duvarlar nasıl olacak ha? Aynı şerefsizi. Sölezli'nin duvarları gibi. Kaya eli mırıldandı. Camlarla çerçeveler de olsa. Dışarıda yağmursuz, karsız, buz gibi ama pırıl pırıl bir gece vardı. Kaptanı çıldırtan, kendi kendine konuşturan bir gece. Pencere demirlerine kollarını geçirmiş müdürün meydancısı Bobby Niyazi'yi düşünüyordu. Berbat basıp gitmese de şimdi burada olsa o gece konuştukları gibi Bobby'yi ayarlar, hastaneye de dişçi dümeniyle müdürden bir kapı kıyardı. Rakının, şarabın, fasulye plakisinin, çingene palamudunun tadını unutmuştu yıllar yıla. Eh be ne günlerdi o günler. Seferden dönmüşlerdir. Sulu sepken, ayaz, vıcık vıcık yerler. Sürmen eliyle kaldırmışlar. Kocukların yakalarını köprü kirli kurşini deniz ıslak mavnalar. Lakin Sürmeneli, eh o da çoluk çocuk sahibi. Hem ne bilsin yıllardır burada yattığımı? Bilse arar, sağlamı arar, aramazlık etmez. Bilmiyor, mesele orada değil. Geniş adımlarla geçerler köprüyü. Eminönü, balık pazarı, Rum oğlunun meyhanesi, tıklım tıklım. Uzun favorili Rum oğlu bulmuş kafayı, alafranga bir türküyle meyhaneyi kiliseye çevirmektedir. Hiç kimsenin aldırdığı da yok. Millet dalmış çingene palamuduna. Sürmeneli kırmızı soğanı lakardayı severdi. Bir de sardalyeyi, sardalyeyi değil de kırmızı soğanı o da severdi. Son gece miydi o gece? Kar savruluyordu lapa lapa. Meyhane kokusu yüklü nefesleriyle çıkmışlardı meyhaneden de. Aysel'e rastlamışlardı kıyıda.
Eh be Aysel, güzel değildi pek öyle ama içli bakışları vardı. Zavallıydı, kurtulmak istiyordu. Öleceğim ya da öldürecekler diyordu. Ölümden değil öldürülmekten korkuyordu. Sevmiyordu bu hayatı. Fahişeliği sevmiyordu. Elimden gelmiyor, eğlendiremiyorum. Numara yaptığımı sanıyorlar, dövüyorlar beni. Halbuki vallahi beceremiyorum, bu yüzden genel eve bile almadılar. Alsalar hiç olmazsa boğazım çıkardı. Kaptan içini çekti. Sürmen elden fena korkmuştu Aysel. Korkulacak kadar da vardı hani. Bıyık pala, kaşlar püskül, saçlar kara kara, lüleyle uzun uzun fırlamışlar gemici kasketinin altından. Nasıl kaçmış kaptana, nasıl sığınmıştı? O Aysel olsaydı şimdi, adresini bilse, para gönderir, mektup yazar, acele gel derdi. Gelirdi Aysel. Tutardı ona yakın mahallelerde bir oda, bir mutfak, verirdi şu kumar parasından 6 aylığını peşin, atardı kadını. Nikah bile kıydırırdı be. Gırtlağı parçalanırcasına öksürdü. Kıydırırdı tabii. Vız gelirdi herkes. Burada kim, ne bilecekti Aysel'i? Görüşme günlerinde gelir, avluna kıyısında bir yana çekilirler diz dize soluk soluğa. Yeni bir sigara yakmak için davranınca Kaya Ali ile tavukçu kibrit koşturdular ama kaptan kendi kibritini çıkardı. Ağır ağır, ağır ağır çaktı, ağır ağır ateşledi. Kaya Ali, aa dedi. Kaptan bakmadan sordu. Ha. Arkadaşlar diyor ki, ne diyor? Yarın badana yapacağız duvarları ama, döndü. Hiç, yapacağız evvelallah. Peki, tavukçu Kaya Ali'yi dirsekledi. Kaptan, ne dedi? Ne dedi be? Hiç canım, dedim ki, adam size tencere kaynatıyor, çay kaynatıyor, cigara da veriyor. Daha ne istiyorsunuz? Doğrucası da böyle. Tencere kaynat, çay kaynat, cigara ver, duvarları badana attır. Ne dediklerini niçin söylemezsin? Tavukçu araya girdi. Bu Adem Baba milletinde ağır haya, namus arama ağa. Kaptan birden patladı. Ne diyorlar değilim sağ? Diyorlar ki ağamız gibi ağa yok. Allah her tuttuğunu altın etsin. Kesesine Halil İbrahim bereketi versin ya. Mangaldaki kömürlerin sıcaklığı camsız pencerelerden uçup gidiyor diyorlar. Senin anlayacağın. Anlamıştı anlayacağını. Anlamıştı ya, zaten aklındaydı onun da. Pencereleri camlatsa, çerçeveletse. Günün birinde nasıl olsa Sölezli ile ötekiler ifrağını keseceklerdi. Yarın hatırlat dedi. İkisi iki yandan başladılar. Sağ ola, var ola. Allah taş değil tuttuğunu. Allah etsin kötü gün göstermesin. Müjdeyi verince mangalı çevreleyenler eski şapkaları tavana atıp tuttular. Demek camlar takılacak. Takılacak ama çerçevelerin de yapılması lazım. Ukalalık etme. Ağamız senin kadar bilmiyor mu? Bilmiyor dedim mi? Diyemezsin ki. De bak. Beton kısa kesmek için çıngırı bırakın dedi. Camlar takılsın da ister çerçeveli ister çerçevesiz. Yeter ki takılsın. Takılacak. Takılınca mangalın ateşi koğuşta kalır bütün gece. Yalnız bütün gece mi? Gündüz de. O zaman ne olur? İyi olur. Kıyak olur ya. Yatak da olsa hani. Olmaz ya. Tavukçu. Su koyuvermeyin yüzü bulunca. Astarı da ister bunlar. Ne o beton Ahmet? Bunlar kim? Sen de bizden değil misin? Sizin koğuştanım ama sizden değilim. Kaya Ali sertçe döndü. Niye? Bizden ne farkın var? Ben orta sondan belgeleyim oğlum. Onu yiyen geçen sene öldü. Beton sinirli döndü. Varsa içinizde benimle imtihan olacak çıksın. Oradakileri gözden geçirdikten sonra sordu. 3,14 nedir? Tavukçu demek dedi. Yarın çerçevelerde. Kaya Ali. Niye? Beraber sormadık mı? Beton yüksek sesle enayiler, cahiller dedi. Daha pi'yi bilmiyorsunuz be. Ulan sizin yerinizde olsam insan diye gezmem be. Gardiyanlar sabahleyin koğuşu açıktan az sonra Sölezli'nin koğuşundan haberciler gene geldi. Kaptan! Çıkmadan önce Kaya Ali'yi kenara çekti. Koğuş duvarlarının badanasını unutmamasını sıkıladı. Kaya Ali, tavukçu, İzmirli filan hep birlikte baş gardiyana gidip bir teneke yanmış kireç aldılar. Kaya ile eskiden duvar işçiliği, badanacılık yaptığından biliyordu bu işleri. Kireci karıştırırken ötekiler paçaları çemirlemeye başladılar. Kaptan öğleye doğru koğuşa döndüğünde bembeyaz duvarlarla karşılaşınca sevindi. Az kalsın ağrı atacaktı. Tuttu kendini sonra. Şimdi geldi sıra yataklara dedi.
Adem babalar kulaklarını inanamadılar. Yoksa kaptan yatak mı alacaktı onlara? Tavukçu tekrarlatmak aslını öğrenmek için sordu. Ne yatağı ağa? Hemen karşılığını vermedi. Gözleri beyaz duvarlarda uzun uzun baktı, sonunda kesti attı. Bulun kendinize yatak, yorgan, yastık, vereyim parasını. Koğuştan çıktı, İzmirli sevinçle tavukçunun üstüne atıldı. Bir çelmede adamı betona yıktı. Tavukçunun canı yanmıştı ama küfrün, sızlanmanın, hele ana avra sövmenin sırası değildi. Kaya Ali şakadan yediği bir tekmeyi aldırmadı. Yalnız beton, bana takılmayın arkadaşlar, şakayı sevmem dedi. Dedi ama Hürya üstüne bir kara kucak, sonra bir karga tulumba, kupkuru beton havaya tüy gibi kaldırıldı, götürülüp kaptanın yatağına atıldı. Kaya Ali bu kadarını aşırı bularak çıkıştı. Ağamızın yatağıyla şaka yok arkadaşlar. Bak sonra külahları değişiriz. Kaptan koğuşa dönünce tüm sululuk şıp kesildi. Çeyrek saat sonra cezaevi koridorları Adem babaların yaygalarıyla doldu. Yatak satan! Hani ya zorlu bir yatak yorgan satan? Yatak satan, yorgan satan. İkindiye doğru bu işte bitti. İçleri paçavra ya da kıtık dolu yatak, yorganlar koğuşa getirildi. Duvar diplerine yan yana serildi. Bütün bu işleri Kaya Ali düzenliyor. Hiç kimse baş kaldırıp taş koymuyordu. Sölezi'nin koğuşundan omuzunda siyah kocuğuyla dönen kaptan arkadaşlarını yataklarında dirsek keyfi yapar görünce kaba Hitit heykeli yüzü yumuşadı, gözleri parladı. O da yatağına geçti. Sevinçten ağlayacaktı. Tertemiz bembeyaz duvarlar arasında elle tutulacak bir ferahlık vardı. Kaptan heyecanla Kaya Ali'yi gene ödevlendirdi. Git yarın marangoza, yapsınlar çerçeveleri, taksınlar camları, gelsin alsınlar parasını benden. Öyle de yapıldı. Kim bilir hangi insafsız kara kışta parçalayıp boş betonda yakılan çerçeveler yeniden onarıldı. Camlar takıldı. Tepeleme kıpkırmızı mangal odayı iyice ısıtıyor. Ateşin sıcaklığı camsız pencerelerden uçup gitmiyordu. Daha sonraları üst baş ayakkabılar uyduruldu. Artık hiçbir Adem baba betona çıplak ayaklarla basmıyordu. Herkesin iyi kötü bir ceketi, bir pantolonu olmuştu. Kara, kuru yüzlere renk gelmişti. Gözlerin içleri gülüyordu. Ot otlamak, çöp tenekelerinden yiyecek aramak tarihe karışmıştı. Toklukla birlikte 72. koğuşa edep, haya, ar, namus da girmişti. Başka koğuştan misafirler geliyor, başka koğuşları misafirliğe gidiliyor. Çaylar kaynıyor, kahveler pişip bol bol sigara içiliyordu. Sölezli'ye gelince, hali hal değildi onun. Öfkeden bir deri bir kemik kendi kendini yiyor. Para için köye haber üstüne haber yolluyordu. İlk zamanlar para bol bol geldi ama sonraları tavsadı. İsteyişin sonu gelmiyordu. Zaten bilirlerdi mallarını. Kumara kendini kaptırdı da başladı mı yutsun yutulsun günlerce sürer giderdi. Postayı kestiler. Zeytinlik, tarla, dükkan, ev onun da gerçi. Dilediğince davranmak hakkıydı ama evinde karısı, çocukları, tırtında da yatılacak yılları vardı daha. İfrit oluyordu. Koğuşundaki halılar, kilimler, kat kat elbiselerle semaver falan satılıp paraya çevrildi. Paraların büyük bir kısmı da kaptanın cebine girdi. Arkası yar.